Efendim merhabalar. İftar beklerken programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ben Deniz Necip Karakıya. Bugün Oğuz Kağan Açık'la birlikte programı sunacağız. Ve bugün inşallah Oğuz Kağan'la birlikte iki değerli misafirimizi ağırlayacağız, Allah izin verirse. Oğuz Kağan'cığım ben şurayı söyleyeyim, gerisini sen devam ettir, olur mu? Allah izin verirse değerli seyirciler, bugün rızkın ve imkanın sorumluluğu, infak hususunu inşallah Oğuz Kağan'la birlikte değerli iki konuğumuzla beraber konuşacağız, Allah izin verirse. Ve isteğimiz o ki, Cenab-ı Allah'tan niyazımız o ki, evlatlarımız da bu güzel hasletleri, bizim kendi dünyamızda bulunan güzellikleri nakşediversinler hayatlarına. Öyle değil mi Oğuz Kağan? Hay maşallah, barekallah. Efendim çok kıymetli iki konuğumuz var bugün, Allah izin verirse. Değerli hocalarımızdan Doçent Doktor Selim Argun Beyefendi, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız ve İhsan Açık Hocamız, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti ikinci başkanımız. Efendim Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programımızı inşallah her gün başlatıyorduk. Bugün de Allah izin verirse, değil mi? Başlatalım mı Kur'an-ı Kerim'le yine tekrar Oğuzkan? Ne dersin? Değerli hocalarımızdan Yunus Balcıoğlu Beyefendi, Büyük Çamlıca Camii İmam Hatiplerimizden şimdi hazır bekliyorlar. Oğuzkan şurada başlatalım inşallah. Allah izin verirse iftarı beklerken programında çok kıymetli konuklarımızla birlikte çok güzel hususları konuşacağız. Yunus Balcı hocamızın okuyacağı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle inşallah. Oğuzkan kamera orada. Bak, 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 bak orada. İftarı beklerken hoş geldiniz efendim. Hadi gidelim. Oh. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم يتبعها أذى
Ya eyyühellezine amenu la tübtilu sadakatikum bil menni vel ezâkellezî yunfiku mâleh. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء تثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله yıllardır dinleriz bu sadayı ve yıllardır aynı güzellikte aynı tazelikte aynı dirilikte değerli hocamız bizlerle birlikte bu ayet-i kerimeleri paylaşırlar. Allah ondan razı olsun. Evet değerli seyirciler, iftarı beklerken programındayız ve Yunus Balcıoğlu hocamızın okuduğu tilavetlerle programımıza başladık. Ayet-i kerimelerin nihayetinde öyle tatlı bir böyle yokuştan bahis vardır. Böyle eğimli bir araziden ve Allah'ın rızasına uygun fiiller işleyen, Allah'ın rızasını gözeten insanlar için Cenab-ı Allah o yamaçta bulunan o ekinlerin üzerine öyle güzel bir yağmur indirir ki bereketleri ziyadeleşir. Bize böyle tatlı bir yamacın yanı başına kurulmuş. Aslında sahildeyiz, düzdeyiz. Lakin camiyle birlikte başlayan güzel bir yamaç var. Ve biz de Allah'ın rızasına uygun fiilleri işleyebilmek ümidiyle o yamacın başında bulunan Bezmi Alem Valide Sultan'ın camiinin hemen yanı başında vapurda iftarı bekleyişimizi sizlerle birlikte Cenab-ı Allah'ın izni inayetiyle gerçekleştirme ümidiyle huzurlarınıza geldik. Çok kıymetli iki konuğumuz var. Girişte Oğuz Kağan'la birlikte söylediğimiz gibi sizlere çok kıymetli hocalarımız Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doçent Doktor Selim Argun hocamız bizimle birlikte ve Diyanet Vakfı Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanımız İhsan Açık hocamız bizlerle birlikte. Selim hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Nasılsınız muhterem hocam? İyisiniz değil mi? Çok şükür Rabbimize. Ramazan nasıl geçti bugüne kadar? Elhamdülillah gayet güzel geçti. Tabii ki pandeminin gölgesinde 2. Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Bunun beraberinde getirdiği bazı zorluklar var, bazı endişeler var.
Ama elhamdülillah o rahmet güneşinin gölgesi üzerimize vurdu. Rabbim dualarımızı kabul eyledi. Recep ve Şaban'ı idrak ettik. Şimdi de Ramazan-ı Şerif'e ulaştık. İnşallah ümit ederiz, dua ederiz ki pandemi gölgesinde geçireceğimiz son Ramazan olur. Ve Ramazan ayı, şifa ayı, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlemiş olduğu tema da şifa, biliyorsunuz. Evet, evet hocam. İnfakla şifa arasında da aslında bir bağlantı çok var. Çok güzel. Bunun notunu alalım o zaman. Evet. Hocam, dolayısıyla esnasında soralım. Rabbimiz inşallah yapacağımız infaklar, tutacağımız oruçlar, edeceğimiz dualar yüzü suyu hürmetine hem ülkemize, insanımıza hem de bütün insanlığa şifa ihsan eylesin. Amin diye dua efendim. Ediyoruz. Allah razı olsun. İhsan hocam, siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Beğendiniz mi mekanımızı? Çok güzel, süper. Çok havadar değil mi? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Manzara nasıl? Harika. Az önce havadaydık, şimdi denizin üstündeyiz. Böyle dünya hayatı değişiyor. Sizin her an nerede olacağınız belli olmuyor. Eyvallah. Rabbim hayırlara hizmet etmeyi nasip etsin. Amin. Sizin manzaranız da çok güzel hocam. Hemen sağınızdan şu anda salacak görünüyor. Bakıyorum birazcık daha. Mihrimah Sultan Camii var Selim hocamın hemen arkasında. Evet. Hazilerde Selim Yakışlası var. Evet, Selim Yakışlası. Evet. Kız Kulesi ikinizin tam arasında. Evet. Doğuyla aslında Avrupa, Asya ile Avrupa'nın birleşim noktası derler orayı için. Bilhassa güzel manzara. Selim Yakışlası yapıldığı zaman 3. Selim zamanında. Evet. Merhum padişah Topkapı Sarayı'ndan baktığı zaman görebiliyor. Ve aslında bir anlamda çıkabilecek iç isyanları bastırmada kolaylık sağlasın diye de tercih edilmiş. Harem, biliyorsunuz bizde harem Üsküdar'dan başlar. Evet. Harem-i Şerif'e Anadolu'ya geçtikten sonra. Avrupa gazetelerinde çok ciddi gündem maddesi olmuş. Yani Türkiye, evet. Osmanlı'nın bu döneminde böyle büyük bir kışla yapması diye. Yani hakikaten ikonik bir binadır İstanbul'da. Tabii. Oranın harem oluşu da enteresan. Evet. İnsan hocam, derler ki Mekke'ye, Medine'ye buradan gidecek Osmanlı zamanında hacı adaylarının ya da umrecilerinin çıkış noktasıdır burası. Aynen. Oraya olan itibai, bağlılığı, sevgiyi, aşkı, muhabbeti ifade için buranın adı harem olmuş. Sizin Ramazanınız nasıl geçiyor İnsan hocam? Halihatır sorduk, lakin onu sorayım isterim açıkçası. Hakikaten güzel geçiyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Belki dünyada bu pandemi, işte salgın hastalık var. Ama bazen krizlerle size fırsatlar doğurabiliyor. Biz ilk 3 günü Lübnan'daydık. Öyle mi efendim? 3 gün boyunca. 3 gün, yani ilk 3 iftiyemizi orada yaptık. 3 tane teravihimizi orada kıldık. Maşallah. Allah kabul etsin. Osman bin Affan Camii var orada. Lübnan'da büyük patlama olmuştu bildiğiniz evet. gibi. O patlamada bayağı bir hasar gördü orası, o cami. Bizden istekte bulundular bunun tamiratıyla ilgili. Biz de hamdolsun şerefle yaparız dedik. Türkiye'ye nasip oldu. Elhamdülillah. O camiyi onardık. Açılışını yapmıştık daha önceden. Bu Ramazan'da ilk teravih namazımızı orada kılmış olduk. Maşallah. Allah Ramazan çok yardımları biliyorsun. Da ulaştırdınız. Değil mi? Tabii, çok kampları gezdik. Yani yoklukla aşırı varlığın, aşırı yoklukla aşırı varlığın olduğu bir yer Lübnan. Doğru. Hani aşırı varlığın da olduğu bir yer, aşırı yokluğun da olduğu bir yer. Öyle şöyle dua ettim ben. Ya Rabbi, ne olur burada zenginleri doyur dedim yani. Fakirleri doyurmak kolay. Allah Allah. Yani gerçekten. Ne kadar ince bir dua. Yani evet. O büyük binalardaki insanların israf ettiklerini infak etseler, evet. Orada aç kalan olmaz. O halde Selim hocam, İhsan hocamın sözleriyle devam edelim. Evet. Yani Ramazan-ı Şerif'teyiz. Ramazan-ı Şerif gayri ihtiyari ya da ihtiyari bize birçok şeyi öyle güzel empoze ediyor ki, zorlamadan, bizi yıpratmadan, incitmeden. Lakin bunları muhafaza etmek, edebilmek adına bizim de aynı kurbiyeti Ramazan'a hissetmemiz gerekiyor. Bu ifadelerden birisi de aslında bizim için yardımlaşma, infak ve bu işin hukukunu, hani tabiri caizse sahildeyiz, sahilin kendine has lisanı vardır. Bu işin raconunu bilmek lazım derler İstanbul delikanlıları. Muhakkak bu işin de bir raconu vardı. İslam'da yardımlaşma, dayanışma ve bizim kendi dünyamızda bunu özümseyebilmemiz adına bu ifadelerin önemi nedir efendim bizim için? Elbette, bence konumuz da hakikaten çok önemli bir konu. Ramazan-ı Şerif'te bu hastalığın gölgesinde aslında insanın eşya ile olan ilişkisini yeniden sorguladığı bir zaman dilimindeyiz.
Dünyada bütün mütefekkirler, düşünürler, felsefeciler aslında insanın eşya olan ilişkisini hep sorgulamıştır. Evet. Ve insanın arzu nesnesiyle arasında mesafe koyabilmesi insanın insaniyetini arttıran bir unsur. Bunu hem Gazali hem Heidegger dikkat çeker. Yani bu object of passion dediği Heidegger'in çok önemli bir kavramdır. İnsanın insanilik vasfının öne çıkabilmesi için insanın mutlaka arzu nesnesiyle arasına bir mesafe koyması gerekir. Arzu nesnesine mesafe koydukça insanilik yönü ön plana çıkar. Değilse işte Kur'an'ı tabiriyle nefsinin heva ve hevesinin peşinde koşan, evet, nefsinin isteklerini, arzularını, tutkularını, hırslarını putlaştıran bir insan olur. Ve insanın âlâ-i illiyyin ile esfel-i safilin arasındaki serüveninde dünya hayatında aslında imtihanı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Dolayısıyla infak kavramı bizim medeniyetimizin kurucu değerlerinden bir tanesidir. Değil mi? Yani, evet. Hakikaten. Yani şöyle bu şehir İstanbul'a şöyle baktığınız zaman, bu minareler şehrine, evet, bu külliyeler şehrine, Anadolu'muza baktığınız zaman ilmek ilmek nakış gibi işlenmiş hayır eserleriyle görüyoruz. Evet. Bu eserlerin bir özelliği devlet bütçesinden yapılmamış olması, ferdi müteşebbislerle, evet, vakfedilerek yapılmış olması ve kıyamet sabahına kadar bu hayır eserlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak gelir getirici mekanizmaların da beraberinde olması hasebiyle infak aslında medeniyetimizde iyiliğin, diyarganlığın, isarın tecessüm etmiş bir halidir diyebiliriz. Yani buna özellikle vurguda bulunmak lazım. İslam medeniyeti bir infak medeniyeti. Bu işte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde, sahabenin, tabiinin ve ondan sonra gelen işte Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve hatta günümüzde hiç bitmeyen, devam eden bir müessese, infak müessesesi. Belki, evet, kabaca ikiye ayırmak mümkün infakı. Nasıl yani hocam? İşte zorunlu infak, bir de gönüllü infak. Zorunlu infak işte zekat gibi, fıtır sadakası gibi. Gönüllü infak da Karz-ı Hasan gibi, sadakayı cariye gibi, maun gibi. Biraz oraları inşallah ilerleyen dakikalarda detaylandıralım diye arzu, evet, ederiz Selim Hocam. Lakin tam bundan bahsederken Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye'mizin değil elbette, dünyanın en büyük vakıflarından bir tanesi. Sadece Türkiye'nin değil diye düzelteyim. Ve biliyoruz ki Diyanet Vakfı sadece Ramazan-ı Şerif'te değil, artık hayatın her anında ve her mekanında iletilebilecek her türlü güzelliği ihtiyaç sahibi olan insanlara iletme noktasında ciddi anlamda çok güzel bir dirayetle hizmet ediyor. Bütün bu ifadeleri Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerinde vakit geçirmiş olduğunuz Lübnan özelinde de olabilir, sair noktalarda da. Türkiye, dünya üzerinde yanılmıyorsam 149 noktada Diyanet Vakfımızın yapmış olduğu hizmetler biliniyor ve artık oralarda yayılmış. Neler söylersiniz efendim bu mana üzerine? Şimdi hocam güzel bir konuya değindi. Orada bir ifade kullanınca benim aklıma şu geldi. Şimdi bu korona ile birlikte, işte salgınla birlikte birçok kardeşimiz hastalandı. Yani hastalıkla mücadele verdi. Ve belirtilerinden bir tanesi de tad alma duygusunu aldı. Hani hayatın tadını almak diyorsunuz ya. İşte yemek yiyorsunuz ve yemeğin tadını almıyorsunuz. Size çok önemli sofra sunuluyor. Tad alamıyorsunuz. Bir müddet sonra dediler ki koku da alamıyoruz. Koku da alamıyoruz. Şimdi bakıldığı zaman eğer ki insanoğlu hayatın tadına varmak istiyorsa, evet, maddi anlamda Allah-u Teala kişiden nimetlerini aldığı zaman alamayabilir. Ama manen tad alma duygusu ölümsüz bir şey. Yeter ki insan bunun tadını almaya başlasın. Bunun yollarından bir tanesi de infak. Çok güzel hocam ya. Yani, eyvallah. O tadını aldığınız zaman o infağı, hani vermenin tadını, verebilmenin tadını alırsanız hakikaten insanoğlu artık hep vermenin planlarını yapmaya başlıyor. Şimdi hocam Muhsin Üstad'ıdır. Estağfurullah.
Onun izniyle şunu söylemek istiyorum. Hep kendi kendime sorgulamışımdır. Bazen böyle milletimiz de sorguluyor. İşte bizden başka yardım edecek kimse yok mu? Hep niye biz? İşte efendim işte Endonezya'da bir şey oluyor, deprem oluyor. Afrika'da bir şey oluyor, Yemen'de oluyor, Suriye'de oluyor, Lübnan'da oluyor. Dünyanın herhangi bir yerinde. Hatta dini, dili farklı olan coğrafyalarda bir takım olaylar oluyor, afetler oluyor, sıkıntılar oluyor. Kan dökülüyor, gözyaşı oluyor, mağdurlar oluşuyor. Ve burada bizim Anadolu'daki insanımız bir anda kendi derdi var. Akşam belki de ekmek eve getirip getirmeyeceğini hususunda bir sıkıntısı var belki ama gözü kulağı orada. Orada acaba oraya nasıl yardım edilebilir derdine düşüyor. Bunu da ben böyle birkaç okumalarla acaba diyorum genlerimize mi işlemiş? Hocam katılır mısınız bilmiyorum. Bizim medreselerimizde işte Nizamülük'ten itibaren diyelim veya daha eskisine varalım. Yani bu Anadolu kültüründe biz Arapçayı Kur'an'ı anlamak için peygamberin dili diye peygamberin sünnetini, İslam'ı anlamak için, öğrenmek için çaba sarf etmişiz ve küçük yaşta çocuğumuzu medreselere yollamışız. Kur'an'ı öğrensin diye. Evet. Allah'ın kitabının dili diye. Ve oradaki ilk fiil çekimi hocam, Nasr hocam. Güzel. Çok güzel hocam. Yani bu başka bir Arapça eğitim şeylerine ben sordum. Hocam daha iyi bilir. Yani Nasr'a fiilinle mi çekiliyor bu 24 siga? Başka fiillerde mi çekiliyor? Ama bizim kültürümüzde, medresede Nasr'a'yı çekiyoruz biz. Nasr'a ne? İşte hepimizin bildiği gibi yardım etti. Yardım etmek tabii. Kelimesini her şeyini çekiyoruz. Tabii. Ve bununla dertleniyoruz. Bizim milletimizin böyle bir geninde yardım etme hissiyatı var. Şimdi şurada bir şey olsa, bir zayıf olsa, bir kuvvetli olsa biz kuvvetliyi tutmayız, zayıfı tutarız. Şimdi bu arkamızda stat var. Hemen aklıma geldi. Bir maç seyretsek biz, televizyondan maç seyretsek bir dahilimiz olacağı yoktur. Biz zayıf olan takımı tutarız. Güçlüyü tutmayız. Ki meydanlarda, meydanların da bizim dini ve bilim, İslam'a muhabbetimiz öylece öyle yani. Başlamış. Öyle başlamış. Evet, oraya getirmek istemiştim. Eyvallah yani hocam. Hep böyle belki de o zayıf tarafı tutmamız İslam'la şereflenmemize de nasip olmuş. Elhamdülillah. Kendimizi bu noktada, yani bizim kültürümüz bizim, kendimizi, şahsımızı, malımızı, her şeyimizi infak edebilmek için fırsat kollayan bir millet olmuşuz biz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok güzel bir nokta Selim Hocam. Şimdi buradan alalım mevzuyu, o halde infakın bir adabı olmalıya getirelim. Olmaz mı efendim? Muhakkak. Muhakkak. Şimdi tabii İhsan Hocam konuşurken yani bu fıtri bir garize aslında, yardım etmek duygusu. Bunu da hocam modern psikolojide şeylerini izah ediyor alimlerimiz. Cenab-ı Allah'ın sıfatlarından bir tanesi el-Vahhab'dır. Yani karşılıksız veren. Ve bizler de nefhayı ilahi, yani Allah'ın ruhunun üfürülmesiyle can bulmuş varlıklar olduğumuz için bizim tabiatımızda bu vardır. Ama diğer taraftan da nefis yaratılmıştır ve insan aslında bu ikisi arasında gidip gelir. Şayet hocamın da ifade ettiği gibi, yani İslam'ın öğretileriyle aydınlanır ise o zaman aslına, fıtratına rücu eder ve insanları düşünür, onlara yardım eder. Ama şayet böyle bir eğitimden geçmezse cehaletiyle beraber nefsinin tabii ki esiri olur. Yani bunun böyle bir izahı var aslında modern psikolojide. Diğer taraftan tabii ki yani biraz evvel hocamız da Aşr-ı Şerif okurken çok önemli bir konuya işaret etti ayet-i kerime. O da ayet ve sadakalarınızı, affedersiniz, sadaka ve yardımlarınızı başa kakarak öldürmeyin, ortadan kaldırmayın ayetini okudu. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de bizim dikkatimiz çekilen en önemli infak adabı bir kere karşı taraftakini minnet altına bırakmadan vermek. Veren tarafın müteşekkir olması, yani şükran duygusu içerisinde hareket etmesi. Niye? İki sebepten ötürü. Birincisi sizi
Mesuliyetten kurtarıyor, yardımını verebiliyorsunuz. İkincisi de sizi ecir sahibi yapıyor. Yani bu sebepten ötürü yardım eden, infak eden tarafın büyük bir mahviyet duygusu içerisinde. Karşı tarafa teşekkür ederek, yani böyle bir hayra kendisini vesile olduğu için, kendisini mesuliyetten kurtardığı için ve de kendisine ecir kazanmasına imkan tanıdığından dolayı bir, bu kelime çok güzel bir kelimedir, kavram, mahviyet duygusu içerisinde vermesi gerekir. Tabii ki işte başa kalkmaması, gizli yapması, sadakanın hani makbul olanı biliyorsunuz, sağ elin verdiğini sol elin görmemesidir. Bütün bunları düşündüğümüz zaman aslında yani biz hem infak konusunda önde giden bir medeniyetiz, hem de yardımın nasıl yapacağı konusunda parametreleri belirleyen, ölçüyü ortaya koyan, insanlık adına en önemli değer yargılarına sahip bir milletiz diyebiliriz bu noktada. Muhterem hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bir eser okuyacağım izninizle. Lütfen, buyurun. Sizlere ve değerli seyircilerimize ikramımız olsun. Sizin de infağınız olsun. Peki efendim, Allah razı olsun. Olur değil mi hocam? Yani o niyetle okusak olur tabii, inşallah. İnşallah. Şimdi de biraz fazla varsa verecek. Değil mi efendim? Sizde sanat fazla var, vereceksiniz. Estağfurullah. İnşallah öyle olur. Hocam ziyadeleşsin de inşallah. İnşallah. Dönüşte de kimde ne kadar varsa neyden fazlalık elbette çok önemli. Lakin hani insanın en çok sevdiği şeyden ya da ehemmiyet verdiği şeyden infak etmesi mevzusu var. Doğru. Ama bunu da tespit de çok önemli. Yani hani tamam, sen çok sevdiğin bir ceketin vardır, verirsin, ama o ceketi ihtiyaç sahibi olan birisine, o cekete ihtiyaç sahibi olan birisine ulaşmak lazım. Dolayısıyla burada çok iyi bir saha çalışması gerekiyor. Diyanet Vakfımız, Türkiye Diyanet Vakfımız bu saha çalışmasını nasıl yapar? Ve bu noktada özellikle Ramazan-ı Şerif ve içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yardımlar nasıl ihtiyaç sahiplerine ulaşır, onu konuşalım isteriz İhsan Hocam'da. Buyurun üstadlar. Thank you.
tane daha vardı. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun muhterem hocam. Şimdi tabii kalplerin huzuru ve cihanın da huzuru, tevhid, la ilahe illallah demek. Ama elbette derken de biz bunu bir terkip olarak, bütünlük olarak, birbirinden asla ayrılmayacak bir bütünün ifadesi olarak Muhammedur Resulullah ifadesiyle de söylüyoruz. Sualden devam edelim mi İhsan hocam? Evet, az önce Türkiye Diyanet Vakfı'nın belki infak hareketlerinden en ciddi alanlardan birisi olduğunu ifade ettiniz. Ben birçok programda katıldığımda şu ifadeyi söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Müsaadelerinizle. Şimdi Türkiye Diyanet Vakfı üç kelimeden oluşuyor. Hatta siz girişte de Diyanet Vakfı deyince hemen duraksadınız, Türkiye kelimesini koydunuz. Evet efendim. Bu çok önemli. Tabii. Eyvallah. Allah bu hassasiyetinizden dolayı çok teşekkür ederim. Eyvallah. Türkiye Diyanet Vakfı'nın da bu hassasiyeti var. Şimdi üç kelime derken birinci kelimemiz Türkiye kelimesi. Türkiye kelimesiyle Türkiye Diyanet Vakfı yaptığı tüm faaliyetleri, söylemlerini, icraatlarını yaparken Türkiye üzerinden yapıyor. Türkiye'yi iyi temsilen yapmaya çalışıyor. Tabii ki. Ve biz ülke içinde olsun, ülke dışında vakfımızın amblemiyle birlikte Türk Bayrağı'nın amblemini de, hatta Diyanet İşleri Başkanlığımızın amblemini de taşıyoruz. Ve Türk Bayrağı'nın amblemini taşıyarak Türkiye'nin menfaatlerine ve Türkiye adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gittiğimizde insanlar Türkiye bayrağını gördüğünde sevinerek yardımı alıyor. Sevinmeyerek yardım alınır mı? Alınıyor. Peki bir parantez açayım mı hocam? Yardım alınıyor. Ne görüyor o bayrakta hocam? Şimdi bakınız, burada tebessümle alınan yardımla mağcubiyet içerisinde veya zoraki alınan yardımlar da var. Mesela diyelim ki bir Afrikalı artık beyaz adamın yardımından bıkmış. Çünkü bir yardım yaparsa mutlaka arkasından bir şey isteyecek. Şüpheyle yaklaşıyor. Şüpheyle yaklaşıyor. Afrikalı beyaz adamın yardımına şüpheyle yaklaşıyor. Ve mutlaka bir şey isteyecek benden. Bugün belki karnımı doyuracak ama bana çok zor anlar yaşatacak. Hiç unutamıyorum. Bunu birçok yerde defalarca söylemeye çalışıyorum. Arakanlı bir kardeşimiz Karaçi'de gittiğimizde büyük bir 70-80 yaşlarında bir amcamız benden önce konuştu. Dedi ki Türkiye'ye, Türkiye Diyanet Vakfı'na Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Neden mi biliyorsunuz dedi. Biz insanlığımızı unutmuştuk. Bize yeniden insan olduğumuzu hatırlattınız Allah bu yardımlarla. Allah. Ben buna çok takıldım. Şimdi acaba bir insanın insan olduğunu unutması ne demek? Tabii o açıklamalar yapmaya başladı elinden geldiği kadar. Tabii tercüme de edilmeye çalışılıyor. Şimdi ifadesi şu. Artık bu çektiğimiz acılar, çileler biz insan olmadığımızdan dolayı bize yapılıyor. Biz insan olsak böyle bize muamele yapılmaz. Hani bize hayvandan bile aşağı muamele yapılmaz. Canlı bile değiliz. Şeklinde artık bir kader oluşturmuşlar. Ama siz geldiniz, öyle yardım yapmaya başladınız ki bizim yüzümüz güldü. Bizim gözümüzün içine bakıyorsunuz. Gülmemizi bekliyorsunuz. Sevinmemizi bekliyorsunuz. Ve Türk bayrağını görünce insanlar rahatlıyor. Çok ve diyor ki bu yardım hakikaten bize geliyor. Bizim için geliyor. Ve herhangi bir karşılık beklemeksizin. Evet. Yani geldiklerinde ellerinde İncil, kucaklarımızda bir sürü taş var idi değerli birbirinden. Evet. Ama gittiler, kucağımıza hiçbir taş kalmadı. Sadece İncil var diye. Evet. Sonra ikinci kelimemiz Diyanet kelimesi. Bu, bu evet, çok hocam. Önemli. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hem ülke içinde hem ülke dışında bir din hizmetleri hizmeti var. Bir görevi var. Devletimizin ve milletimizin verdiği bir görev var. Bu hizmeti hem ülke içinde hem ülke dışında yaparken vakfımızda hem lojistik değer, hani bir ona bir katkı sağlıyor, hem de her türlü alanda yetemediği, yani resmi anda yetemediği alanda orada bir sivil toplum örgütü olarak orada olmanın gayreti içerisine giriyor ve bu maksatla yardım ediyor. İkinci madde bu. Çok güzel. Üçüncüsü de vakıf. Ki bu konuyu Türkiye'de en iyi bilenlerden birisi de
zat-ı muhterem hocamdır. Maşallah. Bu hususta iddialıyız. İnşallah yakında da hocamı vakıf hususunda en güzel şekilde buradan müjdelerini verelim. Çünkü hocamı ben dinledim. Yani bu kadar müktesebatı vakıf hususunda olan pek nadirdir yani hocalarımız arasında. Allah ondan da sizden de razı olsun. Vakıf kelimesiyle eyvallah. Birlikte bizim istediğimiz de şudur. Bir, bizim referansımız Kur'an ve sünnet. Hazreti Adem'den itibaren tüm vakıflar, başta peygamberler olmak üzere, elbette. Onların örnekliği, üsvetün, hasenetün, en iyi örnekliği içerisinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Vakfımızın birinci şeyi bu. İkincisi, şu anda bize verilen resmi olarak, bizim senedimizdeki resmiyete göre davranıyoruz. Bir üçüncü şey var, madde var. O da şu, artık dünya sivil toplum örgütlerinden bir takım beklentileri var. Bizim mesela misyon ve vizyon diyorduk, artık onu değiştirdik. Amaç, gaye, hedef dedik. Çok güzel. Bir toplantıda bir kardeşimiz öyle dedi, bir büyüğümüz öyle dedi. Ya bir de Diyanet olacaksınız dedi ya. Bir de bu bir misyonlar, vizyonlar söylüyorsunuz dedi. Sayın Başkanımızın bu konuda bir talimatı var yalnız hocam. Evet. Yani o da o konuda çok hassas. Evet. Yani misyon ve vizyon kelimesini kullanmayalım. Kullanmıyoruz artık. Kaldırdık onu. Tamam. Bunu öğrendiğim iyi oldu hocam. Kaldırdık. ve bu şekilde hamdolsun geçmişten aldığımız güçle, günümüzdeki aldığımız bir takım hedeflerle insani yardım yapıyoruz. Dedik böyle. Fakat biz sadece insanlara yardım etmiyoruz. Bütün canlılara yapıyoruz. O zaman dedi ki biz canlılara insanca insani yardım yapmaya çalışıyoruz. Yani hani bazı dizilerde bu dizi çekilirken hiçbir canlıya zarar verilmemiştir ifadesi Türkiye Diyanet Vakfı'nda. Evet. Bu vakfın bütün hizmetlerinde hiçbir canlı es geçilmemiştir. Yani insani yardım. Insan. Yani insani yardım. Eyvallah. Yani yapan eyvallah. İnsanı, yapan insan olduğunu. Yani biz yapılana değil de yapanın insan olduğunu unutmayacağız. Bizim yani yaparken insan olduğumuzu unutmayacağız. İnsan odaklı bir yaklaşım. İnsan. Yani. Ya çok enteresan yalnız İhsan hocam. Yani bu tarz işleri yapan kişinin, yani bu işlerin başında bulunan kişinin adının İhsan olması da ne kadar güzel efendim. Güzel bir tespit İnşallah. Oldu. Evet, yani. Maşallah, barikallah. Cenab-ı Allah daim eylesin. Hem şu muhabbeti hem de Allah izin verirse yapılan bu hizmetleri. Yalnız hocam, hocamın ifadelerinden yola çıkarak biraz önce yine sizin sohbetinizde Ramazan-ı Şerif temasına yaptığınız atıftan yola çıkarak ben infağın bir anlamda hem şifa ile birlikteliğini hem de bereketle birlikteliğini konuşalım diye arzu ederim efendim inşallah. Eyvallah. Ki bu hizmetler de ifade edilen hizmetler hem şifayı hem de bereketi de ortaya çıkartıyor bir yönüyle. Evet, aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davu merdakum bis sadaka buyuruyor. Yani hastalıklarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. Bu hem ferdi anlamda aslında hem de hani az sadakanın çok belayı def etmesi fehvasınca ülke olarak da aslında bizi büyük musibetlerden koruyor. Yani 2017-2018 yılından beri Türkiye dünyada kişi başına gayri safi milli hasılasına göre en fazla dış yardım yapan ülke. Ve burada da bir hani karşılıklık beklentisi içerisinde olmadığı için aslında nereye gidersiniz, hangi coğrafyaya giderseniz büyük bir sevgiyle karşılanıyorsunuz. Çünkü İhsan Hocam'ın ifade ettiği, yani Afrika'da beyaz insana, bizim haricimizdeki beyaz insanlara karşı bir ihtiyatlı yaklaşımın olmasının aslında tarihsel sebepleri var. Yani yardım ettikleri bir ülkenin aslında yeraltı yerüstü zenginliklerini tespit etmek, sömürmek veya beşeri kaynağını devşirmek gibi birçok jeopolitik ve jeostratejik aslında hedeflerle dış yardım yapıyorlar. Yani bugün ülkelerin dış yardımlarına baktığımız zaman dış politikanın bir enstrümanı haline gelmiş durumda. Ama Türkiye'nin yardımlarına baktığın zaman işte Somali'ye gidip yani yardım ettiği zaman orada Somali'nin herhangi bir yeraltı yerüstü zenginliği, bir madeni yok. Evet. Veyahut da işte Haiti'ye gidip Diyanet Vakfı bir imam hatip lisesi açtığı zaman burada bir beklenti yok. Ve bu da tabii sahada çok iyi fark ediliyor. Şimdi infakla şifa arasında büyük bir münasebet var. Bir illiyet bağı var aslında. O da şöyle. Bizler aslında infakta bulunarak, yardımda bulunarak bir anlamda önce
etrafımızdaki bizi kuşatan çevrenin sorunlarına kafa yormuş oluruz. Yani rahmetli Fethi Gemihoğlu'nun şu sözü çok güzeldir. Vakıf ol, vakıf ol. Vakıf olabilmesi için etrafındaki problemlere vakfetmesi gerekir. Yani İhsan Hocam şimdi Lübnan'a gitti, 3 gün boyunca oranın problemlerine vakıf oldu. Bu vakıf faaliyeti çerçevesinde. Ama aynı zamanda infak etmenin bir rehabilite edici yönü de vardır. Yani bugün bütün dünyada modern çağın hastalığı stres. Aslında baş etmekte zorlandığımız bir hastalık stres ve kutular dolusu antidepresanlar alıyoruz. Yani böyle bir ortamda aslında sadakanın, vermenin, infak etmenin tedavi edici gücünü, rehabilite edici gücünü de keşfetmemiz gerekiyor. Yani bizler sıkıntılarımızdan kurtulmak istiyorsak, empati yapmak istiyorsak, kendimizden eksilterek bir başkasını tamamlamanın hazzını yaşamak istiyorsak aslında infak etmemiz gerekiyor. Ve baktığınız zaman tarih içerisinde insanların servet teşhiri bir doğuştan gelen ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Eğer bunu sağlıklı bir şekilde kanalize etmezseniz insanlar bunu bu ihtiyacı gidermek için rasyonel olmayan, irrasyonel yöntemlere başvuruyorlar. Mesela servetini yok ederek, servetine zarar vererek, işte tabak kırarak veyahut da çok pahalı bir eşyasını insanların gözü önünde zarar vermek suretiyle ne kadar zengin olduğu duygusunu etrafına ihsas etmek istiyor. Ama işte İslam bu fıtri garizeyi helal daireye çekmek suretiyle onları işte infak ederek, İşte Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde olduğu gibi ömür boyu serveti sadakaya, serveti hayra, serveti sevaba çeviren bir yöntemi bizlerle tanıştırdığından dolayı bizler medeniyetimizin başından itibaren konuşmamızın da başında ifade ettiğimiz gibi işte bu hayrat ve meberrat eserlerini inşa etmişiz. Yetimhaneler, eramilhaneler, medreseler, bedestenler, çeşmeler, savunma sanayine dair infaklarda bulunmuş. Bu çok ilginçtir mesela. Efendim söyleyeyim, çevreye duyarlılığını gösteren vakıflar, infak kurumları kurulmuş. Dolayısıyla bizler Erdem Beyazıt'ın tabiriyle verdikçe artar bizim hazinemiz diyor Erdem Beyazıt Üstad. Bizler verdikçe hem malımızın bereketi artar, hem ömrümüzün bereketi artar, hem ruhi anlamda bir tedavi edici yöntemi yönü vardır bu infak etmenin. Yani nereden bakarsanız bakın aslında infak etmek, sadaka vermek aslında verenin alandan daha çok ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Resulullah Efendimizin de ashabına işareti bu yönden, bu yöndeydi değil mi efendim? Muhakkak. Yani eksilmiyor. Hiç eksilmiyor. Evet. Bir de o Ensar'la muhacir arasındaki hukuk aslında bir yönüyle Yesrib'i Medine yapan duygu herhalde bunda gizli değil mi efendim? Yani beşer tarihi içerisinde işte diğer gamlık, İsar, kendi ihtiyacın varken kardeşini tercih etme Ensar'la aslında bizim İslam tarihinin bir örneği olarak bütün dünyaya hediye ettiğimiz bir tablo. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani teşviki dediniz ya, ben Müsned-i İbni Hanbel'de bir hadis-i şerif var, ona dikkat çekmek istiyorum. Peygamber Efendimiz'in vefat ettiği gün Hazreti Ayşe validemize evdeki 5-6 dinarı infak etmesini söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü. Tam öleceği gün, vefat edeceği gün. Tabii ki Hazreti Ayşe validemiz de çok telaşlı. Efendimiz'in rahatsızlığının ciddi bir rahatsızlık olduğunu farkında. Telaş eden onları vermeyi, infak etmeyi unutuyor, ihmal ediyor Hazreti Ayşe validemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tekrar aklına geliyor. Diyor ki ya Ayşe, o bahsettiğim dinarları fakirlere infak ettin mi diyor. Allah'ım. Ya Resulallah işte acelemize geldi, veremedik falan diyor. Sonra kendisi getirtiyor dinarları ve bu dinarları Ensar'dan şu 5 aileye taksim edin diyor. Ve vermeden önce eliyle tutuyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed, Allah'ın peygamberi Muhammed, bu dinarlar infak edilmeden önce Rabbine kavuşmaktan imtina eder, haya eder diyor. Subhanallah. Dolayısıyla iki tane şeyden esasında biz uzaklaştık hocam, müsaadenizle. Estağfurullah, buyurun. Birincisi kabirlerden
mekanlarımızı ayırdık. Ölümü unuttuk. Hocam bu ifadeyi kullanacağım. İkincisi de zenginle fakir mahalleleri ayrı oluşturduk. Fakirleri oluşturduk. Çok güzel. Şimdi hakikaten acaba bir zengin niye fakir mahallesinde oturmaz? Mesela diyelim ki önceden bir mahallede zenginler olurmuş, fakirler de olurmuş. Zengin etrafındaki insanların Ramazan'da olsun, acaba sofralarında bir şey kaynıyor mu, kaynamıyor, var mı, yok mu, mutfakta bir şey var mı diye merak edermiş. Şimdi biz belki de vicdan yapmam anlamında önce apartmanlara gittik. Sonra apartmanlar baktık ki bir şeyler var. Daha büyük mahalle, başka mahallelere gittik. Evet hocam. Ve ben bunu neden anlatıyorum? Lübnan'da bunu çok net gördüm. Şimdi bakıyorsunuz ki bir yanda akşama iftarda bir şey var mı yok mu ile bekleyen, çadırda bekleyen çocuk var. Öteki tarafta da müthiş bir lüks hayat var. Yani işte 40 katlı bina, 300-400 metrekarelik evler, 300-400 metrekarelik ev, bir daire. Öteki tarafta 10 metrekare içerisinde hayatını devam ettirmeye çalışan. Tabii ki insanoğlu yukarıya veya başka mahalleye, bir yerlere giderek gözünün önünde fakir görmek istemiyor. Belki görse o hepimiz insan olduğumuz için vicdan yapacak. O vicdandan kaçmak adına biz fakirden kaçtık. Eskiden mahalle camilerimiz veya işte böyle büyük camilerimizin etrafında kabristanlarımız vardı. Ve muhakkak biz o mahallede ki büyüklerimizin orada yattığını bilirdik. Ve sabah namazından sonra çıktığımız zaman da mutlaka unutmazdık. Vefa önüne onlara Fatiha okurduk. Evet. Şimdi mezarlıklar yok şehrimizde. Hatta mezarlığa eğer bizim penceremiz bakarsa oradan kaçarız yani. Hocam, kaçarız. Yani ölüm esasında ölümden kaçışla mutlu olacağımızı, daha huzurlu olacağımızı zannettik. Fakirden kaçarak da efendim işte rahat yerlerimizde rahat olacağımızı zannettik ama halbuki infaktan kaçtık. Hocam demin dedi ya, yani insanın esasında mutmain olması, kalben mutmain olması için infakla başlaması lazım. Bir şeyleri infak etmesi lazım. Allah yolunda olduğu yolunda bir şeyi sevdiği şeyden. Tabii öyle bir şey oluyor ki artık mekansal ayrılıklara başlayınca sevdiğiniz şeylerden değil de sevmediğiniz şeyleri vermeye çalışıyorsunuz. Yani vereyim de kurtuluyum İhtiyaç diyorsunuz. Fazlalığını veriyorsunuz. Yani hanım diyor ki ya şunları giymiyorsun efendi diyor. Şunları bir ayıralım artık. İhtiyaç verelim. Fazlaları veriliyor. Yani değil mi hocam? Bakınız şöyle bir şey oldu. İki tane anıyı da anlatmak istiyorum. Ben hocam, biraz uzattım. Anılarınızı unutmazsınız değil mi? Unutmayın. Bir eser okuyayım ben hemen. Ondan sonra anıyla başlayalım. Sonra... Ama zenginle fakir arasında ne girdi diye ben izninizle Selim hocama da sorayım. Oradan siz açtınız mevzuyu. Tamam. Ama o anılardan sonra. Tamam. Tamam efendim. Buyurunuz Efendim.
Çok teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Eyvallah. Evet efendim. Tabii orası soğuk, burası sıcak. Burada sohbet var. Orada da eser var. Mutlu Şerifler harekette bizi ısıtıyor ama hakikaten soğuk. Rüzgarı Şerif güzel esiyor. İhsan Hocam iki anı. Şimdi Lübnan'a hemen taze olduğu için anlatayım. Lübnan'a ilk gittiğimiz gün ilk olarak elbise dağıtımı için bir mağazamızı oluşturmuştuk. İşte aileler geliyorlar orada. Her fert kendi ihtiyacı ne varsa onu alıp giyecekler. Bir teyzemiz geldi böyle tuttu. Çok teşekkür etti. Allah razı olsun dedi falan. Dedi ki elbise ne oldu? Çok büyük bir şey değil diye biz tabii diyor. Mütevazı bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki yıldır dedi torunlarım ilk defa yeni elbise giyecek dedi. Ya Allah. Şimdi Allah razı olsun hanım bana işte 3-4 gün orada kalacağız diye 3 tane gömlek hazırlamış. Her gün bir gömleğim olsun. İşte pantolonunuz var, şeyiniz var. Şimdi bir anda gözümün önüne onlar geldi. 3-4 günlük gittiğim yerde bile 3 tane gömleğim varken, 3 gömleğim varken bu hanımefendi geliyor işte çocuklarının, işte torunlarının 2 yıldır ilk defa yine elbise giyeceğini söyleyince abi çarpılıyorsunuz yani. Hakikaten çarpılıyorsunuz. Bir öyle oldu. Sonrasında yine bir Suriye kampına gittik. Bir çadıra girdik. İşte normalde dağıtımları çadırın dışında dağıtıyoruz. Birkaç ailede böyle gidelim sohbet edelim dedik falan. Çocuklar var tabii. Babaları vefat etmişler. Yani babaları Suriye'de kalmış. Yetimler. Çocukların tabii ki dikkatimi çekti. Hepsi ayakları yalın ayak. Tabii ki o anlık bir psikolojiyle tabii ki insan kendi evladının bile ve soğuk havada çorap giymeyi de niye çorap giymesin giymesinden dolayı üzülür, kızar hatta biraz da babalık yani korumacı şeyiyle. Niye çorabı yok dedim bunların dedim böyle deyince. O da tabii o anlık söyledi, çorapları yok dedi. Yani şimdi o anda dedim ki keşke yanımda çantalarca çorap götürseydim. Ama tabii o anda işte kendi çoraplarımı düşündüm. Ben günlük işte 3-4 tane çorap getirmiştim falan. Orada onu daha iyi anlıyorsunuz. Televizyondan veya hangi bir yerden değil de mutlaka en yakınlarımızda bile mutlaka fakir fukara vardır. Beğenmediğimiz kadrolarımızdaki elbise size iyi, güzel gelmeye başlıyor. Veya efendim işte hayatın bazı şeylerinde işte bugün de çok canım sıkılıyor falan dediğinizde hayatının sizin için belki de 24 saati canı sıkılan bir dünya var. Onları görünce diyorsunuz ki eyvah, eyvah diyorsunuz. İşte bunu sağlayan bize infak, verme hissi. Tabii ki biz vermekle ilgili biz emanetleri götürdük. Ve şunu da fark ettim ben. Yani bizim götürdüğümüz esasında sadece mal değil. Çünkü bir giysi, bir yiyecek insanları bu kadar sevindirmez. Belli ki verenler müthiş bir dua ediyorlar. Evet. Hani müthiş bir yani, müthiş bir dua var. Hani ben yani düşününüz yani bir kutu var işte içerisinde belki onların bir haftalık yiyeceği var ama nasıl bir sevinç var? Ya. Nasıl bir sevinç var? Hani belli ki üzerine tabii Türk bayrağı önemli. Hani Türk bayrağı evet. Var. Onu görünce bir sevinç oluyor. O zaman diyorum ki bunu verenler gerçekten müthiş bir duayla veriyorlar. Duayla gönderiyorlar. Biz burada emanetleri getirmedik. Duayı getirdik. Ve kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Hocama vereyim. Sözü tamam. Çok aldım. Özür dilerim. Tamam. Şimdi bunları görünce aklıma hep şey geldi. Hocam affına sığınırım. Eğer ki yanlışım varsa mutlaka düzelsin benim. İşte oradakiler dua ediyor. İşte Afrika'daki veya Suriye'deki kardeşimiz dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi yardım et. Aç kaldım. Ya Rabbi bana giysi gönder. İstekleri çok büyük değil. Çok küçük istekler. Allah Teala o gökten o anda sofra veya efendim yiyecek yağdırmıyor. Bir vesile kılıyor. Birisinin kalbine düşürüyor bunu.
Diyor ki buraya evet. Sen bak işte Suriye'de işte Filistinli kardeşin veya efendim işte Afrikalı kardeşinin şu anda sofrasında yemek yok deyince kalbe tutuşuyor. Esasında o dua oraya tak diye kalbe geliyor. Eğer kişi bu duaya cevap verirse, icabet ederse vesile oluyor. Olmazsa iki tane şey oluyor. Bir, duaya vesile olmuyorsunuz. İki, oradaki kardeşinizin duasının gecikmesini sağlıyorsunuz. Evet hocam. Diye düşünüyorum. Selim hocam, bu noktadan devam edelim mi evet, biraz? Yani aslında hani kitaplarımızda belirtilen bir husus var. İnfak toplumsal bir barışın teminatıdır diye. Evet. İhsan hocam anlatırken aslında yani Lübnan gibi işte kozmopolit, Orta Doğu'nun Paris'i diye tarif edilen aşırı zenginlerle aşırı fakirlerin aynı sosyalizasyon içerisinde yaşadığı coğrafyalarda aslında toplum bir anlamda barut fıçısı gibidir yani. Her an tabii infilak etmeye hazırdır. Eğer o ülkenin tabii ki farklı etnisiteler var, farklı dinden insanlar var. Çok değişik bir mozaik Lübnan. Eğer infak müessesesi orada sağlıklı bir şekilde çalıştırılmış olsa aslında zenginlik, Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle zenginlerin arasında tedavül eden bir husus olmaktan çıkar. Zenginle fakir arasındaki uçurum azalır ve toplumsal barış meydana gelir. Bakınız şimdi Batı ülkelerinde bazen yağma hadiseleri olur. Evet. Bir ceyran kesiliyor, bir elektrik kesiliyor. Bir elektrik kesildiği zaman da yağma olur. İşte sosyologlar diyorlar ki ya İslam dünyasında bu kadar fakirlik var ama bir elektrik kesildiği zaman işte bir kar yağışı fazla geldiği zaman diyelim ki böyle bir yağma yok. Neden? İşte bunu infak kültürüyle açıklıyorlar biliyor musunuz? Diyorlar çok, ki çok Müslümanlarda İslam dininde bu zenginle fakir arasındaki karşılıklı rızaya dayalı ve kurbiyet amaçlı mal alışverişi, servet bölüşümü, toplumsal infilakı veyahut da bu tür yağma hadiselerini engelleyen en önemli unsurdur diyorlar. Bunu sadece Müslüman sosyologlar değil, gayrimüslimler de aynı şekilde teslim ediyorlar bu hakkı. Dolayısıyla bizler aslında kendi içimizde hani fakirin derdiyle dert haliyle hemhal olsak, mesela şimdi ben de şeyi düşündüm İhsan Hoca anlatırken, yani zaman zaman ailecek belki ekranları aracılığıyla bütün vatandaşlarımıza bir çağrı yapmak isabet olur. Yani atlayıp çoluk çocuk beraber ülkemiz sınırları içerisindeki bir mülteci kampına misafir olmak veyahut da işte İdlib'e gitmek. İnşallah Ramazan sonrası İhsan Hocam bizi götürecek. Böyle bir seyahat etmek. Beraber hocam inşallah. İnşallah. çok mutlu oluruz. Kalpleri yumuşatan bir hadise. Yani bizim buna ihtiyacımız var. Bu bencilliğin, bu egoistliğin, bu işte ben merkezli kapitalist düzenin büyüsüne kapılmış bir şekilde gidiyoruz. Yani gardıroplarımız almıyor, taşıyor. Ama zaman zaman yanı başımızdaki insani dramların farkına varmak evet. Ve hem bir insan olarak hem bir Müslüman olarak yani sorumluluklarımızı hatırlamak, elimizdekilerle iktifa etmek, elimizdekilerle mutlu olmasını bilmek adına bu ziyaretleri yapmamız lazım. Oralardan ibret almamız lazım. İbret almayan ibret olurmuş Necip Hocam. Değil mi efendim? Evet. Hakikaten. Bir de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin özellikle kendi hayatında da büyük bir teşvik söz konusu. Yani hani validelerimizden bir tanesi bir kurbandan sonra kurbanın ne kadarını dağıttığına yönelik bir ifadesine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz işte desene onlar asıl bizim olanlar ya da bize kalanlar onlar. İşte şu parça var ya bu henüz bizim değil değişik falan gibi. Bütün bunlarla birlikte biraz önce size sohbet arasında da ifade ettiğim herhalde infakın bir adabı olsa gerek ve bu adab üzerinde de biz her şeyi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamasıyla öğrenir ve bilirken o yolu da takip etmek, devam ettirmek lazım ki bir ifadesi var, muhteşem bir ifade, hepsi elbette öyle. Sadaka malı eksiltmez buyuruyor Allah Resulü. Bunu bilmek, bunu kendi dünyamıza yerleştirmek, şimdi şöyle sorayım, evvela çok mu zor diyeceğim hocam? Ya da bunun güzelliğinden istifade ettiğimiz andan itibaren bırakmak çok mu zorlaşacak?
Yani bir yönü itibariyle dünyamıza dahil ettirmek, edebilmek zorken, edildiği andan itibaren ondan ayrılmak da mümkün olmayacak herhalde. Bu medeniyet de onu gösteriyor. Bu Diyanet Vakfımız onu gösteriyor bize, öyle değil mi efendim? Muhakkak. Yani tabii ki şunu ifade etmek lazım. Bizim medeniyetimizdeki infak adabının en başat unsurlarından bir tanesi, yardım edenle edilenin birbirini görmeden yardım hadisesinin gerçekleşmesidir. Yani işte gece kapıların önüne bırakılan yardımları düşünün. Veyahut da işte zimem defterlerini bakkala gidip almayı düşünün. Veyahut da sadaka taşları. Sadaka taşları hakeza aynı şekilde. Dolayısıyla burada yani dinin arzu ettiği birey duyarlıdır, evet, zariftir, hassastır ve incitmeden sevdiği mallardan infak edebilen bireydir. Yani Müslüman bireyi nasıl tanımlarsınız infak konusunda dediğiniz zaman bir hassastır, duyarlıdır, empati yapar. Hocam özür dilerim, Ankara için iftar vaktiymiş. Öyle mi? Allah peki, kabul eylesin sevgili Allah. Ankara. Kabul buyurunuz eylesin efendim. İnşallah. İşte insanı kamilin meydana gelebilmesi için aslında sadece ibadetlerin rutin kısımlarını yerine getirmek kafi değil. Yani bunlar belki iyi Müslüman olmanın gerek şartı ama yeter şartı değil. Önemli olan dış dünyadaki insanların sorunlarına eğilebiliyor musunuz? Onların dertleriyle dertlenebiliyor musunuz? Ve onlara karşı sizde sevdiklerinizden belki canınızı acıtsa da, hani mal canın yongasıdır derler ya, canınızı acıtsa da malınızı, servetinizi paylaşabiliyor musunuz imkan dahilinde? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde, nebevi pratiklerinde, sahabe efendilerimizin insanın o burun deliklerini, direklerini sızlatan efsanevi şahikalarında, tablolarında gördüğümüz hep unsur odur. Yani karşı tarafı incitmeden vermek ve sevdiğin şeylerden paylaşmak, zekatı aşikar vermek, o farziyeti yerine getirdiğinizi toplumda bilinmesini sağlamak suretiyle sadakayı da gizli bir şekilde vermek aslında bizim medeniyetimizdeki infakın ruhunu özetliyor diyebiliriz. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Yine bir eser okuyacağız, sonrasında sohbetimizin son kısmında birlikte İnfak olacağız. İnfak ailede başlar diyelim. İnfak ailede başlar diyelim. Eyvallah efendim, eyvallah. Dönüşte yalnız bir de bu özellikle madem öyle dediniz, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yapmış olduğu faaliyetlere gönüllü olarak katılabilmek mümkün müdür? Bunun yolu nasıldır? Biz gönüllü olarak kimleri görüyoruz? Birazcık buna değinelim diye arzu ederiz. Olur mu efendim? Gönül bunu istedi. Peki efendim. Tamam. Buyurun üstadlar.
Eyvallah efendim. Eyvallah. Ellerinize sağlık üstadlar. Allah razı olsun. Zikrini Hakk'ın her nefes ilan ederler hu ile dedi Hazretim, azizim, mahmudum, hüdayim. Eyvallah. Nefesinize kuvvet, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Edanız, tavrınız için. Eyvallah. Bu güzel icranız için biz de çok teşekkür ediyoruz. Zevkle dinliyoruz. Allah razı olsun muhterem hocam. Çok teşekkür ederim. Allah size razı olsun. İstanbul için iftar vaktine şuracıkta 10 dakikamız falan var neredeyse. Ve sohbetimize de kaldığımız yerden devam edelim. Ailede başlamalı infak. Evet, şimdi hocama sorduğunuz bir soru vardı. Selam veriyorlar bize. Evet. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Şimdi hani infakın adabı demiştiniz ya. Evet. Esasında infakı yapanla infak yapılanın arasındaki bu kanalları devamı açık tutmak lazım. Elbette efendim. Nefis ve şeytan bu kanalları bazen infak eden tarafından şeytan sağdan girerek engeller. İşte bugün verme, yarın verirsin, o da çalışsın, essin gibi böyle kandırak. Öteki taraftakine de seni kim düşünür ki? Onlar hayatına bakar gibi o tarafı da karşılıklı bu kanalı kapatırlar. Şimdi sosyal medyada bugünlerde güzel bir şey dolaşı çok hoşuma gitti. İşte anne evladına diyor ki, evladım diyor, komşudan diyor, tabii ihtiyaç sahibi komşudan diyor, biraz tuz iste diyor. Anne diyor evde tuz dolu. Tuz çok dolu. Çok enteresan, evet. Evladım diyor, onların ihtiyaçları var diyor. Şimdi bizim de onlardan bir şey istediğimizi bilsinler ki yarın ihtiyaç sahibi zannetsinler. Yarın yine tamam. Gelmeyi olsun diye. Güzel. Ne kadar incelik. Bu kanalı kapatmamak çok lazım. Bu kanalı kapatmamak lazım. Bu kanalın da ilk belki eğitimi bence şeyde başlıyor. Ailede başlıyor. Şimdi sofraya çocuklarınızı oturtuyorsunuz. Çocuklarınızı izlemeniz lazım. Acaba çocuğunuz işte ablasına, abisine veya abi, abla kardeşine paylaşıyor mu? Sofrada paylaşım var mı? Yani. Yoksa işte sen önünden ye, benimkini yeme demeye başlamış mı? Paylaşım başlamış mı, başlamamış mı? Veya işte efendim bir elbisesi var, veriyor mu, vermiyor mu? Şimdi yıllarca yaşadığı, beraber yaşadığı kardeşine, kişi malının, mülkünü, sevdiği şeyleri paylaşmıyorsa yakın komşuya, uzak komşuya, akrabaya adam paylaşmaz zaten. Paylaşımı orada vermek lazım. Çocuğunuza tattırmanız lazım. Ve ilk önce de abisine, ablasına veya kardeşine verdiğinde o tadı hissetmesi lazım. Ben kardeşime verdim. Ya. Kardeşimi düşündüm şeklinde. Eğer bu tarz bir şey olursa Allah'ın izniyle paylaşmak güzel olur. Peki biz bu kanal içerisinde biz neredeyiz? Oradan Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlayayım. Şimdi biz Ramazan öncesi şöyle şeye başladık. Zekat köprüsü diye bir şey oluşturduk. Dedik ki biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak köprü olmak istiyoruz. Nasıl bir köprü olmak istiyoruz? İşte birileri diyor ki ben yardım etmek istiyorum. Kime? İşte sofraya oturdum, iftar sırasında baktım. Efendim su var ama bir şeyler izledim, bir şeyler gördüm, haberlerde gördüm. Su olmayanlar varmış. Susuz kalanlar varmış. İftar sofrasında su bulamayanlar varmış. Allah. Oraya su kuyusu açılın dendiği zaman biz hemen oluyoruz, köprü oluyoruz. Ve hamdolsun Ramazan'da da inşallah 111'e kadar bu su kuyusunu artıracağız. Hocam pandemi meselesiyle hayır hasenat arttı. Buradan bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Yani vatandaşımızın derdi var, hastalığı var, ekonomik olarak biraz sıkıntılarımız var. Olmasına rağmen bir önceki yıllara göre insanımızın infak anlayışı arttı. Daha fazla vermek istiyor. Hem de hem yakın komşuya vermek istiyor. Hani diyor ki mesela şuradakinden verilsin ama diyor ben efendim Yemen'e göndermek istiyorum diyor. Yemen'i nereden çıkart? İşte haberlerde gördüm. Gördüm orayı verme, oraya gitmesi lazım. Ya. Daha dün için konuşuyorum ben Yemenli. İlla ki Yemen dedim işte ulaştırın. Afrika'ya vermek istiyorum. Suriye'ye vermek istiyorum. Dünyanın herhangi bir yerine göndermek istiyor. Bu da ne oluyor? Türkiye Diyanet Vakfı burada köprü olmaya çalışıyor. O yüzden çok güzel köprüleri kurmamız gerekiyor. Bu köprülerin de en başta kurulduğu yer aile diyorum ben.
aileler bu köprüyü kurarlarsa Allah'ın izniyle, hem çocuğumuz başka çocukları, başka efendim insanları, komşuları rakip olarak görmez. Acaba bende bir şey var da paylaşabileceğim bir şey var mı diye düşünmeye başlar. Öteki türlü çocuğunuz şey demeye başlar. Bu bende niye yok? Bu bende niye yok diye demeye başlar. Ama paylaşmaya başlarsa tam tersine, acaba bu bende iki tane var, niye birisine şuna vermeyeyim diye düşünür. Okul arkadaşına verir, komşusuna verir. Veya ve bunun da büyük yolda bir nimet olduğunu anlayacaktır, evet, yakında, evet, değil mi efendim? Yani o kanalı kapatmamak. Tabii, o kanalı kapatmamak. İstemeseydi istemeyi vermezdi. Bir yönü itibariyle insanların, evet, Cenab-ı Allah'tan ya Rabbi bana infak edebilmek kuvvetini ver. Evet. İlahi kudretinden benim cüz'i irademe bu kudreti nakşedi ver diye dua etmesi lazım. Evet. Ve böylelikle kendi dünyasında oluşturmuş olduğu bu güzellikle infakı da bulaşıcı hale getirmesi lazım diye söylesek yeridir herhalde. Aileyi temasla, yani temas etmenizin sebebi de bir yönüyle bu herhalde. Diyanete bir aile olarak görüyoruz. Değil mi efendim? Tabii. Allah razı olsun. Evet. Peki muhterem hocam, infakı engelleyen faktörler de vardır muhakkak, öyle değil mi? Gerek bireysel gerek toplumsal. Muhakkak aslında dünyevileşme, sekülerleşme belki bunun önündeki en büyük engel, ama ben hem İhsan Hocam'ın hem de sizlerin konuşmalarından aslında, yani milletimizin bu hamiyetperverliğine son zamanlarda pandemiye rağmen nasıl oldu da infak arttı, bunun sebepleri nelerdir aslında diye düşündüğüm zaman biraz gerilere gittim ve bizim son dönem mütefekkirlerimizden bu, evet, Anadolu irfanı dediğimiz irfani geleneğin bu kadar hayır hasenat yapmasındaki motive edici faktörler nelerdir sorusuna verdiği bir cevabı sizlerle paylaşmak isterim. Aslında çok önemli gördüğüm için, müsaadeniz olursa. Lütfen efendim. Orada üç tane ayete dikkat çekiliyor. Birincisi Cuma suresi 2. ayet. Estaizu billah. Huvellezî ba'ate fil ummiyyine rasûlen minhum yettû aleyhim âyâtihi ve yüzekkihim ve yuallimhumul kitâbe vel hikme ve inkânû min kablu lefî zalâlin mubîn, ayet-i kerimesi. Şimdi bu ayet-i kerimede üç unsur var. Mealen Cenab-ı Hak şöyle buyurur. O ümmilere kendi işlerinden Allah'ın ayetlerini okuyacak, onları nefislerinin tezkiye ve terbiye edecek ve onlara Allah'ın kitabını ve hikmeti öğretecek elçiler, evet, gönderen odur diyor. Buradan hareketle bu necip millet, bu aziz millet bu ayet-i kerimeyi ilham alarak yetlu aleyhim ayatihi ayet-i kerimesi gereğince darul kurraları kurmuştur. Ve yüzekkihim ayet-i kerimesi gereğince tekkeler ve zaviyeler ve tasavvufi formasyonunu gerçekleştirmiştir. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme, yani onlara kitabı, ilmi ve hikmeti öğretecek kurumlar olan medreseleri inşa etmiştir. Aslında bugün yani bizim coğrafyamıza baktığımız zaman İslam şehirleri aslında teosentrik şehirlerdir. Yani cami merkezlidir. Meydan merkezli değildir. Ve dolayısıyla da bizim işte medreselerimiz, tekkelerimiz, zaviyelerimiz, darul kurralarımız, darul hadislerimiz aslında Anadolu insanımızın bu ayet-i kerimeyi ne kadar doğru bir şekilde yorumladığını da bize ifade ediyor. Çok güzel. Buna ilaveten sadece bu değil. لَنْ تَنَرْلُ بِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ayet-i kerimesince de devletine yük etmeden bunları kendi kesesinden inşa ediyor. Ve فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ ayet-i kerimesi gereğince de vakıflar için kurmuş olduğu dualar ve beddualarla da meydana getirmiş olduğu vakıf eserlerini adeta sigortalıyor. Kalıcı yani, hale getiriyor. Kalıcı hale getiriyor, hmm, ve onları müdahale eden masum hale getirmiş oluyor. Allah razı olsun. Dolayısıyla gerçekten bugün modern anlamda da geçmişte de baktığınız zaman Anadolu irfanının, Anadolu insanının bu hamiyet perverliğini dünyanın başka bir coğrafyasında, başka bir bölgesinde görmek mümkün değildir. Allah razı olsun Selim Hocam. Ezana 1,5 dakika falan var. İhsan Hocam çok teşekkür ederiz size de. Bir cümle alalım mı son olarak sizden de? Şimdi belki dua niyetiyle olsun şöyle bir şey diyeyim. Hani bazen hayıflanırız ya, yine mi biz falan. Allah hamdolsun ki veren olduk. Verebilen olduk. Ya. Rabbim gücümüzü, kuvvetimizi arttırsın. Allah razı olsun. Rızkımızı arttırsın ve gerçek anlamda paylaşabilen,
paylaşmayı seven nesiller çok teşekkür ederiz. Amin inşallah. İhsan hocam ayağınıza sağlık. Selim hocam çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yine cemalinizle müşerref olduk. Her ikinizin de Allah razı olsun. Değerli dostlar, Bereket Vakti programında Kamil Yaşaroğlu hocamızın konukları, Halis Aydemir hocamız ve Hüseyin Hazırlar hocalarımız. Programımızdan sonra Fatih Savaş ile Ramazan sofrasının konuğu ise Üstadım Ahmet Özhan Beyefendi olacaklar. Her ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz dua ile birlikte Ezan-ı Muhammediye kavuşacağız. Hanginiz lütfedersiniz efendim duayı? Selim hocam. Vaktimiz var mı? Yarım dakikamız var. Peki. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, duaların müstecab olduğu bu kutlu saatte ellerimizi, gönüllerimizi, kalplerimizi sana açıyor ve dua ediyoruz. Sen ibadat ve taatlarımızı, oruçlarımızı, savmlarımızı, siyamlarımızı ve kıyamlarımızı dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Sen başta ülkemizi, bölgemizi ve bütün insanlığı bu korona salgınından Ankara'yı bu zaman hıfz-ı muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, sen başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu çalışanlarımıza ve bu salgının bir an evvel bertaraf edilmesi için yardımda bulunanlara sen imdad eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bi hürmeti sureti Taha ve Yasin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun. Rabbim kabul buyursun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. أشهد أن لا إله إلا الله. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Bitti. Sadece bir fotoğraf çekineceğiz sadece. Eyvallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا